Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Solunum sistemi ilaçları grubunda yer alan İbramin Kolt Şurup, 100 ml'lik renkli cam şişelerde kaşık ölçekle beraber sunulmaktadır. İlacın etken maddeleri ibuprofen, pseudoefedrin hidroklorür ve klorfeniramin maleattır. Her 5 ml'lik bir ölçekte 100 mg ibuprofen, 15 mg pseudoefedrin hidroklorür ve 1 mg klorfeniramin maleat içerir. İbramin kolt şurup nedir, ne için kullanılır? İlacın etken maddelerinden klorfeniramin maleat, vücutta doğal histamin etkisini azaltan antihistaminik bir ajandır. Histamin, hapşırık, kaşıntı, gözlerde sulanma ve burun akıntısına neden olur. Etken maddelerden ibuprofen ise antiinflamatuar ilaç grubundandır. İbuprofen, vücuttaki ağrıyı ve iltihabı giderir. Pseudoefedrin hidroklorür ise tipik olarak burun tıkanıklığını, sinüs tıkanıklığını ve burun akıntısını tedavi etmek için kullanılır. İbramin kolt şurup, soğuk algınlığı, grip, sinüzit ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte görülen ateş, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı içeren semptomların giderilmesinde kullanılır. İbramin kolt şurup nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Ateş tedavisinde ilacın ateş düşürücü etkisi 6 ila 8 saat kadar devam eder. Daha yüksek dozların kullanılması bu süreyi uzatmaz. İbramin kolt 5 günden fazla kullanılmamalıdır. 6 ila 12 yaş arası çocuklarda ilacın doz ayarlaması tabloya göre yapılmalıdır. (12) yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde günde 3 ila 4 kez 1 ila 2 ölçek kullanılır. İlacı doğru dozda aldığınızdan emin olabilmeniz için ilacın kendi ölçekli kaşığını kullanmanız gerekmektedir. İbramin kolt şurubu kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddelerinden birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. İbramin kolt şurubun 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez. Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa, şiddetli böbrek yetmezliği hastalığınız varsa, hamileliğin son 3 ayındaysanız, koroner arter hastalığınız varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. İbramin kolt şurup bazı ilaçlarla etkileşime geçebilir. Bu nedenle kullandığınız diğer ilaçları mutlaka doktorunuza söyleyiniz. İbramin kolt şurubun kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. İlacın kullanımıyla yaygın olarak sinirlilik, uykusuzluk, sersemlik, baş ağrısı ve baş dönmesi, bulanık görme, sindirim bozukluğu, ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı, mide ve bağırsakta aşırı gaz, kabızlık, mide bağırsak kanaması, kan veya kahve telbesi görünümünde kusma ve deri döküntüsü görülebilir. Bu yan etkiler 10 hastanın birinden daha az görülmektedir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.